Depremin vurduğu Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan ve Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans ile ilgili dava kapsamında ikinci duruşma gerçekleştirildi. Duruşma esnasında kalp krizi geçiren tutuklu sanık şirket yetkilisi Bülent Sekiçoğlu hastaneye kaldırıldı. Asrın felaketinde Antakya ilçesinde en çok ölüm İkinciler Mahallesi'nde cennetten bir köşe vadiyle satılan ve Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ta yaşanmıştı. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Barosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Rönesans Rezidans ile ilgili yargı süreci geçtiğimiz Nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Davanın ikinci duruşması da 17 Temmuz 2024 tarihinde Hatay Adliyesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katılım gösterdi. Duruşmaya rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, Segbis üzerinden tutuklu kontrol elemanı Önder Artun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İde, mevcutlu olarak tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan Segbis üzerinden katıldı. Duruşmanın devam ettiği esnada tutuklu olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan sanığın kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi. Tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilirken bir dahaki duruşma 24 Ekim 2024 tarihine ertelendi. Asrın felaketine ablası ve yeğeniyle birlikte Rönesans Rezidans'ta yakalanan 58 yaşındaki Cemile İncil'i şöyle konuştu. Bugün mahkememizde depremde A2 orta blokta oturuyorduk biz. Çok kısa sürede yıkıldı. Ablam ve yeğenimi kaybettim orada. Ben ikinci gün çıkarılmışım. Salı günü saat 7 gibi çıkarılmışım. Ablam ve yeğenimden hiçbir ipucu bulamadım. Kasıtlı öldürüm cezası almasını çok istiyorum. Çünkü bu kasıta girer. Bu kadar adi bir yapması. Kasıtlı yaralamadan dolayı ceza almasını. Kimsenin şu an hapisten çıkmaması bir nebze olsun içimi rahatlattı. Çünkü bir beyefendi ayılıp bayılarak ilk duruşmada da aynı şeyi yaptı bize. Bayılarak tepkisini verdi. O biri akli dengesi yerinde değilmiş gibi yapıyor. Hepsinin akli dengesi de yerinde, sağlığı da yerinde. Bizim canlarımız toprağın altındayken kendiler de hapiste kalsınlar, çürüsünler. En ağır cezayı almalarını istiyorum.